belediye başkanlığında başarılı olan ve bir başarı hikayesi olan arkadaşlarımızı Büyükşehir Belediye Tam Başkanı benim adayı olarak. bir sakladığım soruyu Öyle mi? Ha. sordunuz. Anlatıyorsunuz. Evet. Evet. Belediye başkan adayı olarak onu belirledik. İşte örneğin Adana, Ekrem Antalya. İmamoğlu işte Beylikdüzü'nde başarılı bir belediye başkanıydı, geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Buna inanıyorum. Adana söylediğiniz gibi, Antalya, İzmir, Antalya, Bursa. İzmir, Bursa böyle oldu. Dolayısıyla bizimle AK Parti arasında ciddi bir fark var. Onlar eskimiş kadroları getirdiler. İsmi var ama geçmişte çalışmalarıyla böyle göz dolduracak ya da belediyecilikte önemli başarıları olan kişileri de olmayan kişileri tercih ettiler. İzmir'e mesela Denizli'den getirdiler. Ya İzmir'de aday mı yok? Ankara'ya Bursa'dan Kayseri'den Özaseki'yi getirdiler. Yani Ankaralılara hakarettir. Ya bir Ankaralı bulamadılar mı yani? Özaseki'yi bıraksanız Kızılay'a Bala nerededir diye bilmez yani. Sincan nerededir bilmez, Akyurt nerededir, Çubuk nerededir bilmez. Yeni yeni öğreniyor. Bunlar doğru değil. Aynı şekilde İstanbul'a Binali Bey'i getirdiler. Ya Binali Bey'in ne işi var İstanbul'da? Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, bakanlık yapmış, başbakanlık yapmış birisi. Efendim işte 500 bin kişiye istihdam yaratacağım ki önce reddediyordu. Sonra 500 bin kişiye istihdam yaratacağım. Ekrem Bey 150 bin kişiye istihdam yaratacağım dediği zaman Binali Bey olur mu efendim? Belediyelerin işi değil. O zaman ben 200 bin kişiye istihdam yaratacağım dedi Ekrem Bey. Evet 5 yılda 200 bin kişiye rahatlıkla istihdam yaratılabilir. Sonra kendisi 500 bine çıkardı Binali Bey. Sorarlar adamı yani başbakanken niye çıkarmadın? Ulaştırma Bakanı iken niye çıkarmadın? Böyle bir yetkin vardı, böyle bir kapasiten vardıysa, böyle bir amacın ve hedefin var idiyse normalde Türkiye'de işsizliğin olmaması lazımdı. İşsiz sayısı 8 milyona dayandı. Kim yönetiyordu bu ülkeyi? Belki bütün faturaları, olumsuz faturaları bize yıkacaklar ama biz iktidar değiliz. Ya da koalisyon ortağı değiliz.